Ülkemiz demir yollarında buharlı trenlerin ağırlıklı olarak kullanıldığı yıllarda dizel lokomotifler ve dizel motorlu tren setleri de yaygınlaşma deneyimleri yaşıyordu. Dizelleşme çabalarının sürdüğü yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları, başka bir enerji kaynağı ile demiryolu taşımacılık deneyimini güçlendirme çabasına yöneldi. 1950'lerin ortasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları demiryolu hatlarında elektrifikasyon programını uygulamak istedi ve ilk etapta Sirkeci Halkalı hattını bu program kapsamına aldı. 28 kilometrelik hat elektrifikasyon programı için uygun koşullar içeriyordu. Hattın bulunduğu alanın düz olması ve yüksek hız ile güç sarf ettirme şartının olmaması programın uygulanması için ideal bir sebepti. O günlerde elektrikli lokomotif üretme konusunda başarılı modelleriyle kendini kanıtlamış olan Fransız Alstom şirketi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın sirkeci halkalı hattında kullanacağı elektrikli lokomotif konusunda çalacağı kapı olacaktır. Paul Ersens, Fransız demiryollarına damga vuracak pek çok lokomotifin tasarımcısı olarak Alston firmasında yıldızı parlak bir isimdi. Paul'un tasarladığı CC 7100 elektrikli lokomotif, 1955'te kırdığı hız rekorunu 25 yıl süreyle elinde tutacak bir modeldi. CC 7100, 1952-1955 yılları arasında toplamda 58 adet üretildi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın Alstom firmasıyla yaptığı görüşmeler, Türk Demiryolları'na elektrik ile çalışacak ilk lokomotifi kazandırdı. E-4000 Sirkeci Halkalı arasında elektrifikasyon programı dahilinde çalışacak olan E-4000'ler toplamda 3 adet üretildi. Alstom, E-4000 lokomotiflere tasarlarken doğrudan bir transformatörden beslenen tek fazlı AC motorları kullandı. Transformatör, elektrik motorlarının voltajını ayarlamak için 22 konumlu bir kademe değiştiriciye sahipti. Bu kademe değiştirici elektrikle çalıştırıldı. Tamamen asılı 4 motor paralel olarak bağlandı. Jemont hem transformatörü hem de motoru tedarik etti. MS-72 tipi motorlar 14 kutupluydu ve 1954'te üretilen BB-13000 lokomotifinde de bulunan 18 kutuplu motorlara benzer bir tasarıma dayanıyordu. 1950'lerin ortalarında güç doğrultucu çok hızlı bir şekilde gelişiyordu demir yolları tarafından kullanılabilecek kadar küçük ve güçlü olmaya başladılar ve daha güçlü ve daha güvenilir lokomotiflerin üretilmesini sağladılar. 1957 yılına gelindiğinde doğrudan AC motor lokomotif üretimi durmuştu ve bu noktada E4000'in modası geçmişti. Bundan sonra E4000'i geliştirmek için hiçbir çaba gösterilmedi, bakımı zorlaştı ve biraz güven sorunu yarattılar. E-4000'ler, BB-9200 lokomotiflerinde olduğu gibi kavisli bir açıyla oluşturulmuş pencerelere sahiptir. Bu da makiniste panoramik bir görüş alanı sağlar. Saatte 90 km hıza ulaşabilen E-4000'ler, kullanım süreleri boyunca sirkeci halkalı hattında kaldı. İlk zamanlarda çoğunlukla buharlı lokomotiflerle paylaştıkları bir hizmet olan ekspres ve yük trenlerinde kullanıldılar. E-4000'ler 2002 yılı itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları aktif envanterinde yer almamaktadır.